Merhaba sevgili Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Ağustos 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, Ağustos ayı sizin için özellikle maddi konularda bazı kısıtlanmalar ve tabii ki yeni açılımlar getirebilir. Özellikle para konuları için önemli bir ayda olduğunuzu söyleyebilirim. Genel olarak baktığımızda Güneş ayın 22'sine kadar Aslan burcunda parlayacak. 8. eviniz. 8. eviniz hem paradır hem başkalarıyla paylaştığınız kaynaklardır. Aynı zamanda biraz maddi manevi krizlerle alakalıdır. Bununla birlikte 4 Ağustos'ta da tam bu alanda bir yeni ay doğacak. Yeni ay ile birlikte tabii ki yeni olasılıkların, yeni gündemlerin hızlıca hayatınıza girmesini bekleyebiliriz. Jüpiter'in olumlu bir açısı var bu yeni aya. Dolayısıyla biraz daha para konularında hani bir şansın, böyle bir yeni açılımın olması mümkün. Özellikle bir borç bekliyorsanız, işte bir kredi almak istiyorsanız daha rahat alabilirsiniz. İş konularınızda, işte kazançlarınızla ilgili alanlarda, yatırımlarınızla ilgili alanlarda olumlu gelişmeler söz konusu olması mümkün. Özellikle hisseli paralarda işte eşinizin kaynakları, paylaşımlarınız, ortaklı gelir giderleriniz falan, bu alanlarda da bazı çözülmeler ya da hani olumlu adımlar söz konusu olabilir. Emeklilik sigorta gibi konularda da yine bazı yapılandırmalar içerisinde olabilirsiniz. Yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde. Aslında sabit burçlarımızı daha çok etkiliyor bu durum. Yani siz bir öncü burçsunuz. Birebir çok etki almayabilirsiniz. O yüzden kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Aslan, Kova, Boğa ya da Akrep 12 derece ve yakınlarında 8-16 derece aralığı gibi gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu bahsettiğim etkilerin daha fazla öne çıkması, etkili olması mümkün. Eğer yoksa sabit burçlarda gezegenleriniz sizin için çok da hani tesirli olmayabilir bu yeni ay etkileri. Şimdi ayın 4'ünden 20'sine kadar olan süreçte, 2 haftalık süreç içerisinde bu yeni ay ve yeni ayın getirdiği etkiler hayatınızda şekillendirici olacak. Dolayısıyla daha çok işte para konularını düşünüyorsunuz, parayla ilgili hesaplar yapıyorsunuz, belki çok fazla bankaya gidiyorsunuz, görüşmeleriniz var, fatura işleriniz filan var. Mars da Jüpiter ikizlerde, 6. evinizde. Bu da günlük hayatınızın temposunu biraz hızlandıracak. Hani bu ay yazın en sıcak, en yoğun aylarından birisi. Ama sizin için biraz iş temposu öne çıkıyor gibi. Yani çok fazla işle ilgilenebilirsiniz. Mesleki koşturmalarınız daha fazla görünüyor. Çalışmıyorsanız da hani günlük hayatınızda evde yapılacak işler var. İşte ne bileyim çevrenizdeki kişilerin, akrabaların, kardeşlerin bir sürü ıvır zıvır işleri var. Oradan oraya koşturuyorsunuz. Yani meşguliyetleriniz çok fazla. Öğrenciyseniz belki biraz böyle eğitim işleriniz var. Derslerle ilgili konular var, sınavlar var. Hani bunlara böyle bir çalışıyorsunuz. Meşgul olduğunuz çok fazla konu var. Bunları çözme fırsatlarınız yani ayın ilk yarısında daha hızlı olabilir. Daha fazla destekle, şansla karşılaşıyor olabilirsiniz. Ama ayın ortalarında biraz sıkışabilirsiniz. Özellikle 14, 15, 16 Ağustos gibi buralarda bazı tıkanıklıkların olması, sizi biraz zorlayacak hani konuların olması mümkün görünüyor. Yani sorumluluklarınız artabilir. Bunun üzerinizde maddi manevi yükleri olabilir. Bu da sizi biraz karamsar ve melankolik yapabilir. Hatta kafanız da karışabilir. O yüzden mümkün olduğunca da sakin kalmaya çalışın. Bir de Merkür retrosu var sevgili Oğlaklar. Merkür ayın 5'inde Başak Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Sonra Aslan'a geçecek bu gerileme. Büyük oranda aslında Aslan'da devam edecek ayın 29'una kadar. Yani Aslan'da bir Merkür retrosunun olması tabii ki parasal konularda da bir karışıklık, bir erteleme, bir gecikme, böyle bir tıkanıklık yaratabilir. Evdeki hesap pek çarşıya uymayabilir bu ay. İşte bir kredi bekliyorsunuz, gecikebilir. İşte kazançlarda bir sıkışıklık olabilir. Borç konularında böyle bir problem olabilir. Zaten borçlanmamaya çalışın. Yani böyle bir etki altında işte kredi almak, borç vermek, böyle önemli alışverişler yapmak çok doğru olmayabilir. Bu dönemde aslında harcamalarımızı gözden geçireceğiz, giderlerimize bakacağız, gelirlerimize bakacağız, muhasebe yapacağız, geçmişten kalan borçlar varsa onları ödeyeceğiz, mümkünse yeni harcamalar yapmamaya çalışacağız. Genel olarak baktığımız aslında Merkür retrosu biraz bütçemizi düzenlememiz ve gözden geçirmemiz için bize fırsat sunuyor. Bunu bu şekilde yapabilirsek kendi adımıza verimli kullanırız. Ama hiç düşünmeden hareketler yaparsak para konularında sıkıntılarımız artabilir sevgili oğlaklar. Lütfen unutmayalım. Evet, şimdi 19 Ağustos'ta da bir dolunay var. 27 derece Kova burcunda. Uranüs etkili. Yine Algol tesirli.
böyle oldukça gerilimli, sürprizli bir dolunay etkisindeyiz ve direkt para evinizde oluşacak bir dolunay. Tabii ki dolunay nedir? Hani heyecan artar, ani gelişmeler olabilir, aydınlanır her ortalık. Ve bu aydınlanma tabii ki bizi biraz sürprizlerle de karşılaştırabilir, sıkıcı durumlarla da karşılaştırabilir. İşte maddi konularda böyle bir yüzleşme söz konusu olabilir. Kontrolsüz bir gidişteyseniz, evet, borçlarla bir yüzleşebilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir maddi anlamda sıkıntıların ortaya çıkması mümkün bu dolunayda. Bir yandan Merkür retrosu, bir yandan Uranüs etkisi derken dolunay kendi içerisinde gerçekten çok rahat enerjiler taşımıyor. Aslında kolektif alanda daha fazla tesir alabiliriz. İşte ekonomik piyasalar etkilenebilir, jeopolitik gelişmeler hızlanabilir, ne bileyim doğa olayları olabilir filan. Hani bizi şaşırtabilen, sürpriz, ani, böyle beklenmedik hızlı gelişmeler dünya kamuoyunda dikkat çekebilir. Bunun da bireysel hayatlarımıza tabii ki mutlaka yansımaları az veya çok olabiliyor. Sevgili oğlaklar, aslında çok etkilenen grupta değilsiniz. Etki alabilmeniz için dolunay derecesiyle haritanızın temas etmesi gerekiyor. Bunun için de lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlar, kova, aslan, boğa ya da akrep son derecelerinde, işte 25-30 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyor mu? Bulunuyorsa etki alabilirsiniz. Bulunmuyorsa çok da önemli bir tesiri olmayabilir sizin için. Ama eğer etki alan gruptaysanız para konularına dikkat edin. Böyle düşünmeden kredi kartlarını harcarsanız sıkıntı çıkabilir. Ertelediğiniz borçlar bir anda problem yaratabilir. Özellikle eşinizin kaynakları, eşinizin harcamaları veya böyle bir ortaklı işinizde ya da bir işte evlilik konusunda bir nafaka konusu, bir böyle tazminat konusu ya da bir miras paylaşımı ve benzeri konular varsa burada stresleriniz artabilir. Aynı zamanda yatırım alanlarında, hani işte riskli yatırımlar yaptıysanız borsa alanlarında falan spekülasyona dikkat edin. Kayıplar olabilir, beklenmedik gelişmeler olabilir. Evet, ekstrem durumlarda hızlı kazançlar da getirebilir bu Uranüs, çünkü sürprizli bir gezegen. Ama genel olarak risklere dikkat etmek gerekiyor. İşte çocuklarla ilgili alanda böyle bir beklenmedik bir harcama ortaya çıkabilir gibi gibi. Yani para konularında dengesizliklerin artabileceği bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Ayın 22'sinden itibaren Güneş Başak Burcu'na geçecek. Venüs Başak Burcu'nda, Ay'ın aslında büyük oranda Başak Burcu'nda, bu da 9. evinizden size daha yumuşak etkiler getiriyor. 9. ev konuları derken hem kültürel konular, entelektüel konular, işte yurt dışı ile ilgili işleriniz ya da sosyal medya işleriniz. Hani buralarda daha aktif, daha verimli olabilirsiniz. Güneş 22'sinden itibaren bu alanı daha güçlü aydınlatmaya başlayacak. Belki de siz artık bir seyahat planlamasını, bir yolculuğu ya da yurt dışı ile ilgili bir işinizi özellikle ayın 22'sinden sonra daha rahat ele alabilirsiniz. Merkür retrosu da tamamlanacak 29 Ağustos'tan itibaren. Merkür'ün de düzelmesiyle birlikte bu para alanlarındaki kaos etkisi, böyle bir karmaşıklık, duraklama ya da hani uğraştığınız işler biraz daha rahat çözülmeye başlayabilir. Buradan böyle bir rahatlayabilirsiniz ve diğer planlarınızı, diğer hedeflerinizi hayata geçirmeye başlayabilirsiniz sevgili oğlaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.